Merhabalar, günaydın, gününüz aydın olsun. Toplum 24 TV'nin şiire, edebiyata ve güzel söze düşkün izleyicileri. Uzun bir aradan sonra Şiirsel Yolculuklar adlı Frankfurt'tan sınırlı imkanlar dahilinde gerçekleştirmeye çabaladığımız canlı yayınımızın bugünkü ilk yeni denemesine hoş geldiniz diyorum. Mikrofonda ve zaman zaman da kamera önünde bu programı hazırlayıp sunan ben Mehmet Can Bolat. Hepinize sevgi ve saygıyla ama her şeyden önce biraz da benden duygu bezeli şiirsel anlatılar ile sevgiler ve saygılar sunuyorum. Evet, bu programımıza canlı performansa vakit ayırdığınız için gerek şahsım gerekse teknik sorumlumuz Turgay Çevikoğulları ve gerekse de yayın kurulumuzun diğer üyeleri Fahri Erfiliz ve Kubilay Sarıkaya adına da bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, programımızı son 3 yıldır yakından bilenler, yakından izleyenler, takip edenler mutlaka farklı bir deneme içinde olduğumuzu hemen fark etmiştir. Biraz görsel, biraz da radyoculuk alışkanlığıyla farklı bir program yapmayı deneyeceğiz ve gayet doğaçlama bir programla karşınızdayız. Öyle çok yoğun bir hazırlığımız da olmadı. Umarız ilginizi çeker ve beğeninizi alır. Farklı bir yayın akışı içinde değişik bir program dediğim gibi yapmaya çalışacağız. Evet, bu yayın akışı içinde gerek sözel anlamda gerekse teknik imkanlar bağlamında hani şöyle söyleyelim bir dil sürçmemiz veya teknikten kaynaklanan bir hatamız olursa biraz da hoşgörünüze sığınıyoruz. Sonuçta takdir edersiniz bir canlı yayını sınırlı imkanlar dahilinde gerçekleştirmeye, sizlere eriştirmeye çaba sarf ediyoruz. Evet, sözü uzatmadan hemen biraz da böyle şiire ve söze yeniden merhaba diyelim. Yepyeni bir format ve boyutla bir ölçekle Mehmet Can Bolat ile Şiirsel Yolculuklar adlı programımızı hemen başlatalım istiyorum. Bakalım ilk olarak hangi bir çalışmamızı sizlere eriştirmeye çalışacağız gördüğünüz gibi.
3-4 yıllık bir deneyime sahip olmamıza rağmen, daha doğrusu radyoculukta ve televizyon alanında neredeyse 30 yıla yakın bir deneyim sahibi olan birisi olarak da böyle küçük çapta da olsa bir canlı yayını internet ortamında gerçekleştirirken insan biraz da heyecanlanıyor. O yüzden de hoşgörünüze sığınıyoruz. Henüz söylenmedi o son söz. Çünkü doğmadı henüz güneş, uyanmadı içimizde biriken öfke. Sular kazanda henüz ısınmadı. Ruhundaki özgücü insanım, insanım ne var ki henüz hala anlayamadı. Ne söyleyebildiysem, ne yazdıysam ve ne döküldüyse dilimden bugüne dek artık hepsi bendir, bendir ve arıdır. Gün gelir de, hani gün gelir de belki biraz beni hatırlatır. Sondan bir önceki çığlığımdır belki de. Son nefesim olacak kim bilir hangi söz. Şu kalem, kelam, inan ki, inan hayatta tek varsılımdır. Henüz hala söyleyemediklerim varsa inanmayın. İnanmayın, ne olur sır değildir bunlar asla. Olsa olsa deniz mavisine tutkun bir yüreğin, suskun, yorgun burçlarını aşındıran o sinsi dalgalardır. Özümdür, demdir, ne varsa artık geride kalan, bir gün mutlaka söylenesi sözümdür. Belki, belki de son fasıldır onlar ama, ama onlar, ama asıldır, asıldır, asıldır. Au moins, on le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout. Evet, farklı bir giriş yaptık. Geçmişten, çok eskilerden yaptığım çalışmalardan bir örnekle yeni programımıza bir başlangıç olsun istedik. Ne diyelim, hemen programımızın akışı belki teknik aksamalarda olursa bağışlayın diyoruz, tekrar ediyoruz, yineliyoruz. Elbette buradan sizler de kendi önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hani bugün olmasa bile önümüzdeki programlarda biraz da altyapımızı güçlendirerek, neden olmasın, bu o şiir edebiyat eksenli isteklerinize de bir ölçüde yanıt vermeye gayret ederiz. Ne yapalım şimdi? Yine şiir diyelim isterseniz, ama bakalım bakalım neler var önce sırada. Önce neler var diyeceğim ama bakalım şiirden önce isterseniz özgün bir sesi ve özgün bir yorumcuyu, çok usta ve çok güzel bir yorumcuyu sizlerle bir kez daha tanış kılalım istiyorum. Elif Kaya'yı bugün konuk edeceğiz. Kendisine piyanoda Selim Çaldıran eşlik ediyor. Mutlaka bu müzikli programımıza farklı bir renk katmayı da zaman zaman hedefliyoruz. O yüzden Elif Kaya ile duygusal bir parçayı tercih ettiğimizi, seçtiğimizi belirtmek istiyorum. Mutlaka sizin de kulağınıza bir ölçüde tanıdık gelen bir şey olacak bu parça, eminim. Ve hemen siz de mutlaka bir ölçüde mırıldanacaksınız. Kim bilir kimlerde ne gibi hatıraları vardır bu şarkının. Ne diyelim, dinleyelim o zaman. Söz Elif Kaya'nın, özgün sesi ve yüreğinden gelen o tınılarda. Müzik
Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz. Hepsi bu. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz. Hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan sonradan. 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 Evet, umarız Elif Kaya'yı ve Selim Çaldıran'ın muhteşem eşliğiyle, müzikal eşliğiyle siz de bir şekilde hatırladınız. Hep sonradan, sonradan diyordu. Devam edelim. Bakalım, başta bir iki hatamız oldu teknik açıdan ama yine de hoşgörünüzü bekliyoruz. Ama programın akışı içerisinde de biz de artık teknik açıdan arkadaşlarımızla birlikte sizlerin desteğiyle yeni bir deneyim, yeni bir tecrübe kazanıyoruz. Buradan sizler de elbette az önce de belirttiğim gibi önerilerinizi yazabilirsiniz. Önerileriniz varsa onları bildirebilirsiniz. Bugün olmasa bile önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemlerde yapacağımız altyapısı güçlü yeni programlarda, edebiyat eksenli, şiir eksenli programlarda onları da bir ölçüde yerine getirmeye çabalayacağız. Yani ortak bir platformda sözü, şiiri, edebiyatı, duyguyu ve güzelliği paylaşalım istiyoruz. Ne yapalım şimdi? Yine İsterseniz gelin şiire dönelim. Yüreğinizin penceresini isterseniz şimdi şöyle biraz aralayın diyorum. Başlayalım bakalım acaba sırada ne var? Ben açtım pencereyi, sizler de açın istiyorum. Ve hemen ardından açtım pencereyi dedikten sonra bir başka güncel çalışmalarımdan günaydın geliyor. İzleyelim bakalım neler söylemişiz, neler duyumsamışız. Biraz heyecanlıyız farkındaysanız. Devam ediyoruz. Açtım perdelerimi sonuna dek uyandığımda içimdeki o gökyüzüm hiç olmadık kadar sancılı. Nasıl da yağıyordu delice bir yağmur dışarıda. Yıkandı, yıkandı soğuklara aldırmadan şu duygumun duvarları.
Dayadım yüzümü geceden ıslak ve üşümüş camlara. Bir beyaz martı kondu penceremin pervazına, yaralı. Haber getirdi sandım senden uzun uzun baktıkça. Titriyordu ama ürkekti, ürkekti. Anladım ki yüreği bir o kadar sarsılı. Şu hoyrat rüzgarın gözleri yüzüme böyle yansımışsa, ne yapabilir ki duygu pınarının o umarsız kanatları? Israrlı ve artık gitmek istiyorsa ayaklarım uzaklara, içimdeki o sessiz nehir okyanus olur birden sanki, okyanus derin ve dalgalı. Bir hızla çıktığımda yola, ortalık zifiri karanlıktı hala. Koşuşan adımlarım yine o çıkarsız bir uğurda kararlı. Emdikçe bulutun memelerini toprak büyük bir aşkla. Parlattı gözlerinin ışığı anılarımın, şu anılarımın köşe taşlarını. Nereye baksam şimdi, nasıl ve ne zaman baksam da, hep sen varsın gibi nedense orada, hep bir adın yazılı. Her akşam, her akşam ağır adım geçiyorum o bildiğin sokaktan, pencerelerde sanki yine hep, yine hep senin resmin asılı, senin resmin asılı. Resmin asılı. Günaydın, günaydın gönül bahçemde doğmadan henüz gün, güne güneşi andırır gibi uyanan sen suskun çiçeğim. Çiçeğim, aydınlığına tapındığım uzaklarımın o Japon gülü, sen, sen ki karanlığımın ışığı ve düşlerime yoldaş, yeryüzüm, yeryüzüm ve gecem güneşim. Mevsim, mevsim baharın son demi, önümüzde kısa bir kış derken yaz ve yine, yine o mevsimlerin en güzeli bahar. Sarmaladığında beni o kavuşmayan kolların, dayayıp başımı göğsüne, yüreğinin sesini dinleyeceğim. Ve kapayıp gözlerimi ne varsa, ne varsa ama söyleyeceğim. Özlem ve düşlerin rengini yine sana dair o dizelerde, yine ben, yine ben sen için betimleyeceğim. Anlatacak onca şey, söylenecek nice söz birikmiş ki içimde, ne güneşin gündüz, ne de ne de ayını gecemin uyanıp nazlanarak ışımasını yüreğime. İnan, inan bana artık diyorum, ne olur inan. Daha fazla, daha fazla, daha fazla bekleyemeyeceğim.
Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İster hep okşa, istersen öldür. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk o zaman. Seni içime çektim bir nefeste, yüreğim tutuklu göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter, hazırım var. Aşk için ölmeli aşk o zaman. Beni yor hasretinle, sevginle yor. Sevgisizlik ayrılıktan daha zor. Dilediğin kadar acı canımı, yokluğunla varlığında etmiyor. Yokluğunla varlığında etmiyor. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İster öp okşa, istersen öldür. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk o zaman. Thank you.
Evet, Toplum 24 TV'nin şiire, edebiyata ve söze düşkün dostları, izleyicileri. Farkındaysanız birkaç kere soluk almak zorunda kaldım. Zira sevgili dostumuz, müthiş bir sanatçı Murat Karahan'dan inanılmaz bir yorumdu az önce izlediğimiz. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu genç yaşta, çünkü yetenekleriyle kendini kanıtlamış bir isim. Bu sanat yolculuğu, kariyer yolculuğu da kendisine ne diyelim, güzel yolculuklar temenni edelim. Kendisi aslında bir opera sanatçısı ama Anadolu'nun binbir rengi olan türkülere, şarkılara, ezgilere de bir o kadar yetkin ve tutkun bir yorum kahramanı diye tanımlıyorum. Sevgili Murat Karahan'ı diline, yüreğine sağlık diyorum. Buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun. Yeni çalışmalarla da yine birlikte olacağız. Evet, programımız, Frankfurt'tan gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımız devam ediyor. Yine bazı hatalarımız olursa lütfen bizi uyarın. Canlı yayın içerisinde, canlı yayın akışının doğası içerisinde de hiç kuşkusuz sınırlı imkanlarla hazırlamaya çalıştığımız bu programda mutlaka bazı hatalarımız da olabilir. Evet, evet, şimdi yine şiir diyoruz ve hemen müziğimizi açalım istiyorum, eğer hazırsa teknik ekibimizden. Şimdi bize Türk pop müziğinin özgün yorumcusu, hani biraz minik serçe desem herhalde siz de Sezen Aksu diyeceksiniz. Evet, şimdi yapacağımız çalışmamıza ise kendi imzamı taşıyan şiirsel anlatıya Sezen Aksu eşlik ediyor. Ardından ise yine benden de kısa bir iki şiirsel anlatı olacak. Hazır mıyız arkadaşlar diyorum. Çünkü bu çalışmamızın arkasından ise Gökte Buluşma isimli bir başka masum çalışmamız gelecek. Hazır mıyız? Evet, başlıyoruz. İyi dinlemeler, iyi eşlik etmeler. Çok istedim, çok istedim ama yine olmadı nedense. Yazamadım işte adını o bulutlara. Gerek de yoktu galiba daha fazla susmaya. O yüzden, işte o yüzden rüzgar koydum dün gece. Doğacak sen günümün adını, adını kendimce. Uzaklarda ağaran o sen güneşte, tutsakla zincirli hala göz bebeğim. Açıldıkça güne yüzüm, elin elimde, içimde boy verir uyanırken tan yeri. Ve hissederim, hissederim rüzgarın gözüme deyince. Aniden savrulur duygular fevrice ve ıslanır kalemim yağan şu yağmurdan. Yazgım evrilirse hani günü geldiğinde uyanır içimde elbet o mülteci düşlerim ve teslim olurum ben de o rüzgarın hikmetine. Tutsağındır artık şu yürek yüreğinde. Günler, mevsimler geçse de önümüzden. Yazgım oldun yazgım gözün gözüme erince. Mağrur bir hilal gibi esecek rüzgarın daima. Ve yaşayacaksın o sonsuzluğu yine sen düşlerimle. Thank you.
Gökyüzüyle buluştum dün bütün gece. Dolaştım her bir gezegeni sen yoludur diyerek. Aradım, aradım alacakaranlıkta kendimi ararmış gibi. Bir demet yaptım yıldızlardan sen için, sen için tek tek. Belki hatırlatır hasretimi sana diye, sana diye düşünerek. Oturup adını yazdım yanaklarına her birinin, yamaçları örten kır çiçeklerine biraz özenerek. Bir taç gibiydi duruşu mavi dalgaların, tıpkı bakışın gibi. Gökkuşağına boyadım o tüm geceyi, tüm geceyi rengarenk. Keyfim böyle istedi işte bugün, böyle istedi diyerek. Çok derinde bana bakıyor. Gördüm yalnızlığımı gördüm. Koyu mavi bir karanlık yağıyordu uzaklardan. Belli mi olur hem ne olur ne olmaz diyerek. Bir karanfil sakladım sen için yüreğimin bir gözüne. Kızıla çalan gür saçlarını örermiş gibi düşleyerek. Ellerindeki o sıcaklığı, o an, o an sanki elimde hissederek. Vay ıssızlığım, vay benim, vay benim alın. Gecem güneşi süzüyordu beni, fark ettim. Bir bulut girdi koluma, ne olur. Ne olur dinle beni diyerek. Bir şeyler fısıldadı gecenin o sessiz karanlığında. Öyle bir şeydi ki o daldım, daldım duygularım titreyerek. Bir ışık çaktı o an, bir ışık sanki yüreğimin, yüreğimin ellerine değerek. Kaçırdı bakışlarını gecem güneşi nedense. Gökyüzünde birdenbire bir telaş körükleyerek. Şaşkınlığıma dost oldu yine kolumdaki bulut. Bahara dönüştü içimde güz gecem. O güz gecem sevinerek. Şuraya iyi bak, iyi bak dedi, iyi bak. Gök kubbeyi bana göstererek. Vay benim, vay benim alın yazım, vay gözyaşlarım. Baktım, baktım karanlığa sanki bir deniz feneriydi gözleri. Bakışları deniz ama geçilir değil derinliği yüzerek. Yanaklarım nasıl da kızardı ya, iyi bak, iyi bak bana diye ekledi o yüz. Yüreğinde yüzen yaprağı gizleyerek. Biraz kaçamak, biraz da, biraz da utangaç gülümseyerek. Utangaç gülümseyerek, gülümseyerek. Evet değerli şiir dostları, programımız, canlı yayınımız devam ediyor. Bu programı kaçıranlar elbette daha sonra YouTube ortamındaki Toplum 24 TV adlı sayfamızdan da takip edebilir, izleyebilir ve izledikten sonra bir parça beğenirseniz elbette paylaşmakta özgürsünüz.
Bu arada YouTube ile tecrübesi, el alışkanlığı fazla olmayanlar Facebook ortamında Toplum Gazetesi Almanya adlı herkese açık sayfamızdan da takip edebilir ve elbette buradan da paylaşım olanaklı. Bu arada hemen belirtelim, Toplum 24 TV'ye YouTube ortamında kolayca bir abonelik tuşuna basarak siz de ücretsiz boyutta abone olabilirsiniz. Tekrar ediyorum, tamamen ücretsizdir. Dostlarınıza da elbette tavsiye edebilirsiniz, özgürsünüz. YouTube sayfamızdaki ücretsiz abonelik ailemize siz de katılırsanız elbette bundan mutluluk duyarız. Evet, bu kadar söz yeter diyorum ve hemen şiire devam edelim isterseniz. Bu arada fazla da arayı soğutmadan. İzmir'den bir izleyicimiz yazmış, Almanya'dan yayın yaptığımıza göre bu ülkenin yetiştirdiği, bir anlamda bu ülkenin Nazım Hikmet'i sayılan Bertolt Brecht'ten mesela Dörtlü Aşk şarkısı olabilir mi demiş, o şiiri arzu ettiğini söylemiş. Çok üzgünüz. Bu arada tabii bu süre içerisinde araştırdık, arşivimizde bu şiirin Türkçesini bulamadık. Almanca'yı okumanın da bir anlamı yoktu çünkü. Söz tabi Alman düşünür, şair, filozof Brecht'ten açılmışken İzmirli izleyicimizin de isteği kırılmasın dedik, onu da dolaylı yerine getirmiş olalım. Arkadaşımız, değerli gazeteci dostumuz ve çevirmen ve elbette gazetemizin 27 yıldan bu yana köşe yazarlarından biri olan Sayın Ahmet Arpat dostumuzun da özgün çevirisiyle şimdi size Brecht'ten iki kısa şiiri canlı bir performansla yorumlamaya çalışacağım. Bakalım beğenecek misiniz veya biz de heyecanlanıp bir hata yapacak mıyız? Aslında hata derken Bertolt Brecht de bir hatadan söz etmiş. İzmirli yayınımızı takip eden izleyicimiz, şiir dostu da bakalım bu sürprizle yetinecek mi? Bekleyelim, görelim. Biz hata yaptık. Biz hata yaptık demişsin ve bu nedenle ayrılmak istiyormuşsun aramızdan. Hani demişsin ki yanıltırsa gözüm beni, oyar, oyar çıkarırım onu. Bize böylece demek istiyorsun ki nasıl bağlıysa gözüne bir insan, ben de işte öyle size bağlıyım. Öyle size bağlıyım. Yoldaş, bu söylediklerin çok güzel fakat, fakat izin ver de dikkatini biraz da şuna çekelim. Karşındaki bizler tek insanız, sen de onun gözüsün. Nerede görülmüştür insan hata yaptığında gözünün onu terk edip gittiği ve gitse de nerede yaşayabilecek ki? Yine Bertolt Brecht'ten, bu kez Dönüş adlı çalışmasıyla yeni bir performans sergilemeye çalışalım. Doğduğum kent, nasıl bulacağım onu? Bombardıman uçaklarının peşinde yurduma geliyorum. Nerede o doğduğum kent? Dev dağlar hep dumanlar içinde görüyorum. Görüyorum alevler arasında bir kent, bir kent o. Doğduğum kent nasıl karşılıyor beni? Bombardıman uçakları benden önce gelmiş. Öldüren uçaklar dönüşümü haber ediyor. Her yeri yakıp kavuran alevler, alevler bu toprakların çocuğundan da çok daha hızlı.
Evet, İzmirli takipçimiz, izleyicimiz de sanırım bu iki kısa şiirle Bertolt Brecht'ten Ahmet Arpat'ın çevirisiyle aktarmaya, yorumlamaya çalıştık. Umarız görevimizi yerine getirmişizdir. Evet değerli şiir dostları, yavaş yavaş da programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Ama sözümüz olsun, adı geçen izleyicimizin isteği olan Dörtlü Aşk şarkısını, Bertolt Brecht imzalı bu şiiri arşivden önümüzdeki günlerde mutlaka bulup size ve ona sözü vermiş olalım. İmkanlarımızın bize sağlayacağı kolaylık boyutunda o şiiri de önümüzdeki programlardan birisinde yorumlayacağız. Ne diyelim, programımızın sonuna geldik dedik. Zaman da su gibi akıp geçti. Eğer ben sürçülisan ettiysem, bu programı hazırlayıp sunan Mehmet Can Bolat olarak herkesten özür bekliyoruz, hoşbiri bekliyoruz, daha doğrusu özür diliyoruz ve hoşgörülerine sığınmış oluyoruz. Bu hafta bize 2 ay önce yitirdiğimiz büyük piyanist ve besteci, yorumcu Reşat Özerdem arşiv müziğimizle eşlik etmişti. Kendisini bir kez daha buradan huzurunuzda bir dost olarak, abi kardeş olarak da saygıyla anıyoruz. Evet, işte bu tınılarla Reşat Özerdem bugün bile aramızda yaşıyor. Aydınlık olsun huzur yolculuğu. Evet, bugünkü programımızda Reşat Özerdem'in yanı sıra Sezen Aksu, Aysun Kalmik, Murat Karahan, Elif Kaya, Lara Fabian ve Maria del Mar Bonet ve ekipteki saz arkadaşları güzel eserleriyle bu şiirsel masum yolculuklara renk attılar, eşlik ettiler, iyi ki varlar. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir programda yeni şiirlerle görüşebilmek üzere diyoruz ama diyoruz. Bu kez bu programı hazırlayıp sunan ben Mehmet Can Bolat. Sözü noktalamadan önce Aysun Kalmik'ten hareketli kıpır kıpır bir parça ile sizlere veda edeceğiz. Ve gününüzün her anı, her saati, her dakikası aydın olsun diyorum, aydınlık olsun. Yeniden görüşebilmek dileğiyle hoşça kalın. Ve haftaya yine hoşça gelin, şiirler yoldaşınız olsun, yeniden görüşebilmek dileğiyle. Tabii ki Aysun Kalmik'ten önce bir başka çalışmamızı da hemen paylaşalım sizinle. Bakalım, daha doğrusu vaktimizin biraz daha olduğunu görüyoruz. O zaman yine önce bir şiirle girelim. Aysun Kalmik'i daha sonra programımıza alacağız. Belki zaman dar ama şu dünyada, dünyamızda inan ki her şey var. O kadar çok şey, hem de herkese, hepimize yetecek kadar, inan yetecek kadar. Yeter ki bölüşmesini bilsin insan ve bilsin bir ekmeğin ederiyle değerini, havayı, sevgiyi, suyu ve toprağı ve güneşi üleşmesini yaşayabilecek kadar. Bir kuşun solucana, çiçeklerin suya, denizlerin semartıya, yosunların kokuya, gecenin gündüze olduğu gibi belli ki, bir mültecinin korunağa, toprağın da yağmura ve illaki elimin eline tanımsız bir hasreti var. Bir ağacı düşün gülüm ve ağaçta dallar, bir dal ki diğerine, diğeri can bağlar.
dal olsak diyorum hepimiz, boy versek uzaklara ve büyüsek birlikte dallar gibi hepimize bu saatten sonra. Ve birlikte umudu ve birlikte sevgiyi, inan ki insanı, insanı cana ancak üleşmek bağlar. Hepimiz varız şu evrende ve olmalıyız da birlikte. Çünkü herkesin herkese ihtiyacı var. Yaşamak, paylaşmak şu hayatı birlikte. Ve yaşadığımız ve soluduğumuz ve de insanın kıymetini geç de olsa şimdi anladığımız kadar düşünürsün. Düşünürsün şimdi belki yol uzun, zaman dar, ama unutma ki hava gibi, umut gibi bedavadır inan hepimize şu sevgi. İnan bu dünyada hepsi var, hepsi var ve her şey, ama her şey hepimize, hepimize inan yetecek kadar. Ve unutma ki, unutma, umut bedava, hava bedava, sevgi bedava, hepsi var, hepsi var. En azından ikimize yetecek kadar sev derim. Sev gülüm, sev umutlandığın, yaşadığın ve sevebildiğin kadar. Ve yaşa diyorum kendime şu güzelim evreni ve yeryüzümde sen o cenneti yaşayabildiğin kadar. Ortasında gülleri alın, kurumuş toprakta canım durmasın boşa. Çölün ortasından gülleri alın, kurumuş toprakta canım durmasın boşa. Çirkinler alemi almış gidiyor, güzeller kendini canım yormasın boşa. Çirkinler alemi almış gidiyor, güzeller kendini canım yormasın boşa. Şina nari nari nay, nari nay nini nam. Şina nari nay, nari nari nay. Şina nari nari nay, nara nina nani nam. Şina nari nari nay, nari nay nini nam. Şina nari nay, nari nari nay. Şina nari nari nay, nara nina nani nam. Söndürün şulesiz isli feneri, denizin ortasında canım yanmasın boşa. Söndürün şulesiz isli feneri, denizin ortasında canım yanmasın boşa. Kötüler alevi almış gidiyor, iyiler kendini canım yormasın boşa. Kötüler alemi almış gidiyor, iyiler kendini canım yormasın boşa. Şina nari nari nay, nari nay nini nam. Şina nari nay, nari nari nay. Şina nari nari nay, nara nina nani nam.
shina nari 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 nini nam shina nari 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 shina nari 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 nari. Thank you.